yeni bir iklime ihtiyacı var. Kavgadan uzak durmaya, barışmaya, beraber olmaya, birlik olmaya, beraber mücadele etmeye hepimizin ihtiyacı var. Çok ayrıştık, çok katlaştık. Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Buradan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. Her birimiz sokakta, caddede, parkta, lokantada, kahvede kimi görüyorsak rahatlıkla bir merhaba demeliyiz. Elimizi uzatmalıyız, kucaklaşmalıyız. Birbirimize selam vermeliyiz. Ben Türkiye'de bu iklimi yaratmaya talibim ve mutlaka yaratacağım. Yeni bir iklim var. Bu yeni iklimin altında hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu iklimi yaratmaya çalışıyorum. Toplumla helalleşmek istedik. Helalleşelim dedik. Kusurumuz var, kabahatimiz var, yanlışımız var. Olabilir. Hepimiz insanız. Ama erdemli insan hatadan ders çıkaran insandır. Erdemli insan aynı hatayı tekrar etmeyen insandır. O nedenle geldik. Kimse endişe etmesin. Ben bu ülkenin beşli çetesine talip değilim. Bu ülkenin varsınlarına talip değilim. Ben bu ülkenin fakirine, fukarasına, sorunlarına talibim. Herkesin sorunlarını çözmek için mücadele edeceğim. Herkesin sorunlarını çözme konusunda irade ortaya koyarsak o zaman ülke gerginlikten kurtulur. Ülkeye barış egemen olur. Ülkeye huzur egemen olur. Ülkede herkes kazanır. Alın terinin değeri bilinir. Bu çerçevede hareket etmek lazım. Samsun, vakıf ayaklarına. Bir vakıf Türkiye'de, bir vakıfın bir ayağı Amerika'da. Buradan oraya milyon dolarları gönderecekler. Bay Kemal de bunu seyredecek. Yemezler. O paraların tamamını getireceğim. Tamamını getireceğim. Çünkü benim davam hak davasıdır. Benim davam kul hakkı yiyenlerle mücadele davasıdır. Benim davam sıradan bir dava değildir. Benim davam alın teri davasıdır. Kim alın teri döküyorsa onun hakkını, hukukunu ona teslim etme davasıdır. Benim davam beşli çetelerle mücadele davasıdır. Benim davam haramilerden bu memleketi temizleme, ayıklama davasıdır. O nedenle benim mücadelem sizin mücadelenizdir. Bu mücadeleyi beraber ve birlikte yapmak zorunda. Toprak olarak Konya'dan küçük. Ama Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı Türkiye'nin 5 katı. Niye biz ihracat yapmıyoruz? Niye üretmiyoruz? Neyimiz eksik? Çiftçimiz mi eksik var? Toprağımız mı? Dünya kadar var. Güneşimiz mi? Var. Suyumuz mu? Hepsi var. Niye peki dışarıdan saman ithal ediyoruz? Et ithal ediyoruz. Mercimek ithal ediyoruz. Buğday ithal ediyoruz. Her şey. Ve şimdi tütün de ithal ediyoruz dışarıdan. Eskiden tütün ihraç ederdik. Şimdi tütün de ithal ediyoruz. Bütün bu gerçekleri bilerek sandığa gitmenizi istiyorum. Bütün bu gerçekleri bilerek sandığa gidip vicdanınızın sesini dinlemenizi istiyorum. Sizin seçtiğiniz, iktidar yaptığınız Tarım Bakanı Fransa'ya gidip Fransa tarımına yaptığı katkı dolayısıyla nişan alıyorsa demek ki bir sorunumuz var. Bu nişanı aldılar. Tarım Bakanlığı'nın internet sitesine de koydular. Dediler ki Fransız tarımına en büyük desteği veren falan kişi, hadi adını da vereyim, Mehdi Eker, Fransız tarımına yaptığı katkı dolayısıyla ödül aldı. Buradan Türkiye'yi çekip çıkaracağız. Böyle sorunlarını biliyoruz, alacağız ve çekip çıkaracağız buradan. Üretimden yana, alın terinden yana politikalar oluşturacağız ve göreceksiniz çok kısa süre içinde Türkiye toparlanacak. Biz bunları yapacağız. Bir türlü iftira yapılır, enflasyon olur, sorumlusu CHP. Bir yerde kavga olur, sorumlusu CHP. Bilmem ne olur, sorumlusu CHP. Biz gezip anlatabilseydik, onlar cesaret edip bunu söyleyemezlerdi. Şimdi biz diyoruz ki, memleket çok kritik bir süreçte. Olay bir parti olayı olmayı çoktan aşmış. Olay bir Türkiye olayı. Burada güçlü bir milliyetçi damar olduğunu da gayet iyi biliyorum. Ama bizim 6 okumuzdan birisinin milliyetçilik olduğunu hiç kimse unutmasın.
Diyeceksiniz ki ya iyi de milliyetçisiniz, ne yapacaksınız? Bir, ilk bir hafta içinde Katar ordusuna verilen tank palet fabrikasını alacağız, Türk ordusuna yine yeniden vereceğiz. Bizim milliyetçiliğimiz onlarınki gibi değil, sahte değil, gerçek milliyetçilik. Bizim milliyetçiliğimiz askeri hastanesi olmayan dünyadaki tek ordu Türk ordusu. Askeri hastaneleri kapattılar. Gata'ya el koydular. İlk bir hafta içinde bütün askeri hastaneleri açacağız. Gata'yı da şanlı ordumuza vereceğiz. Hiç. Adalet en büyük sorunumuzdur. Adalet. Ülkeye adaletin gelmesi lazım. Adaletin olmadığı bir yerde devleti ayakta tutamazsınız ve devlet çürümeye başlar. Şimdi geçen gün öğretmenler bir hak talebinde bulunuyorlar. Öğretmenler yerde sürükleniyor. Olmaz. Öğretmeni yerde sürüklenen bir ülke olmaz. Öğretmen başımızın tacıdır. Hangi görüşten olursa olsun bütün evlatlarımızı yetiştiren kişidir. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyorsa Hazreti Ali, o zaman biz öğretmenlere değer vermek zorundayız. Eğer sevgili peygamberimiz ilim Çin'de bile olsa gidin öğretin diyorsa ve o öğretmen Çin'de değil, hemen komşumuz ve bizim evladımızı yetiştiriyorsa ona saygı duymak zorundayız. Öğretmeni yerde sürükleyemezsiniz. Öğretmenin hakkını teslim edemezsiniz. Öğretmen ve eğitim, öğrenim bir topluma sınıf atlatan en önemli aktördür. Okulları başarılı olan, iyi bir eğitim, iyi bir öğretimle Türkiye bölgesinin yıldızı olabilir. Şunu da Bafralı kardeşlerim unutmasınlar. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı son 3 yıldır Türk üniversitelerini geçiyor. Bu bile Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. 6 lider bir araya geldik. Zaman zaman gazetelerde, iktidar kanadının televizyon kanallarında vay o bunu söyledi, bu bunu söyledi, masa dağıldı. Bunların hepsi hikaye. Her birimiz beraber hareket ediyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları biliyoruz. Ve Türkiye'yi bu badireden çıkarmak zorundayız. Çıkarmak hepimizin görevidir. Hepimizin ortak hedefidir. Adaletten yana, hukuktan yana, liyakatten yana bütün kararları müşterek alıyoruz. Bize diyorlar ki hemen niçin Cumhurbaşkanı adayınızı göstermiyorsunuz? Önce biz hangi konularda görüş birliğine vardık? Önce bunun üzerinde oturup bir konuşmamız lazım. Önce bu işin felsefesini ortaya koymak lazım. Birliktelikte ne yapacağız, neleri yapacağız, hangi olaylara öncelikle ele alacağız, hangileri daha sonraki bir süreçte ele alınacak, hangi komisyonları kuracağız, bu komisyonların görevleri neler olacak? Önce bunları tespit edeceğiz. Arkasından Allah nasip ederse hep beraber bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı seçeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız. Şundan emin olun. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın seçtiği Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bundan emin olun. Dediğimiz gençler çok şikayet ediyorlar torpilden. Torpili kaldıracağız. Söyledik, kararı da aldık. Mülakat. Giriyorsunuz hakimli sınavına. Türkiye ikincisi oluyorsunuz. Bir kız kardeşimiz Türkiye ikincisi, mülakatta eleniyor. Matematikte, öğretmenlikte Türkiye yedincisi, mülakatta eleniyor. Bu torpile son vereceğiz. Kul hakkı yiyenlerle bizim işimiz var. Hesaplaşacağız.